Yiyenin lezzetini kaçırmıyor. Kaçıncı devaydı abi? Yedinci deva abi. Yedinci deva. Yedi. Tamam. Bir düz okuyayım, sonra bazı yerleri ele alabiliriz abi. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta! Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşyâü tu'rafü bi'agdâdihâ. Yani her şey zıttıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem Fatır-ı Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva-ı nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet-i ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefaate sarf ederdin. Evet abi. Başa dönelim. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Sıhhat evet. Lezzeti. Lezzet gitmiş. Lezzeti kaybeden hastaya bir hitap var şimdi de. Hasta hangi cihetlerden yaralıysa, dertliyse, acı çekiyorsa onları tek tek ele alıyor şimdi. Burada da sıhhattaki lezzetin kaybeden hastaya bir hitap. Senin hastalığın sıhhatteki nimet-i ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor, ziyadeleştiriyor. Hastalık. Hastalık lezzeti ziyadeleştiriyormuş. Nasıl ziyadeleştiriyormuş? Lezzeti tahrip ettiği için zaten. Hemen bizim soru geliyor değil mi abi? Tabii. Çünkü diyor devamında. Evet. Bir devam edelim o zaman abi. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Çünkü bir şey devam eder. Kanuna bak. Kanun ilahi. Devam etse tesir kayboluyor. Allah Allah. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşyâü tu'rafü bi'agdâdihâ. Yani her şey zıttıyla bilinir. Şurayı da okuyayım. Konuşalım abi üstünde. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Burada çok tabirler var ya. Evet abi. İlletle maraz. Evet abi. Mutlaka meşgul olmuşsundur ona. Onun ayrımına gitmedim abi. Yani sizin malumatınız varsa şey yapalım. Konuşuruz da. Ha, tamam abi. İnşallah. Burada her şey zıttıyla bilinir. Bir kanun söyledi abi. Her burada, şey zıttıyla. İnlematografa. Evet abi. Su içme, hararet olmazsa, mide harareti olmazsa mesela su içmesi zevk vermemesi. Bunu işte mesela Ramazan'da, tarlada, güneşin bağrında çalışan bir insan aldığı lezzet değişiyor abi. İftar vaktinde o su içmekten onun aldığı lezzetle benim aldığım lezzet böyle. İnsanlar derece derece lezzet değişiyor. İşte o zıttı nispetinde lezzet ziyadeleşiyormuş yani. Ne kadar insan susuzluk çekmezse, açlık çekmezse o kadar bu sefer lezzet olmuyor o şeyde. Ya da bir şey vardı bizim abi, bir ilkokul öğretmeni bir abi vardı.
şeyden bahsetmişti işte. Köydeki çocuğa diyor şey veriyorum, şeker veriyorum. Nasıl mutlu oluyor, nasıl seviniyor? Şehirdeki çocuğa kebap ısmarlıyorsun, işte burun kıvırıyor yani. Zıttını yaşadığı için o köydeki çocuk, o misaldeki lezzeti ziyade oluyor. Şeker bile versen, küçük bir şeyde bile lezzet mutlu ziyade oluyor. Mutlu oluyor abi. Peki bu kadar varlık içinde biz niye mutlu olamıyoruz o zaman? Demek o zıttını herhalde yaşamıyoruz abi yani. Görmemişiz. Yokluk çekmedik. Ondan yani. Ben ilkokul 4'e 5'e gidiyordum. Elektrik geldi. Elektrikle alakalı hiçbir şey yoktu. Dediğim zaman bir yerde bir tanesi dedi, hocam dedi, buzdolabı da mı yoktu? Yani elektriksizlik hiç düşünemiyor da buzdolabı da mı yoktu? Yani elektrikle, yani düşünemiyor ki. Evet. Yani çok garip ya. Evet. Yani... Hasan abi. Efendim abi. Üstad diyor ya, kuru bir parça ekmekten şükür vesilesiyle aldığı lezzet. Fakirin şükür vesilesiyle kuru bir parça da ekmekten aldığı lezzet, diğerinde diyor şükürsüzlükten diyor en âlâ baklavadan o lezzeti alamaz. Ya. Allah alem yani şükür o şeyi vesile lezzetini şey yapıyor. İhsas ediyor. Yani Cenab-ı Hak şükür edene o lezzeti veriyor, şükür etmeyene o lezzeti vermiyor. O şükrü bakayım ben açsam sesi şey yapar mı? Ne oldu? Sesim geliyor mu oradan? Burada kapalı görünüyor sizin sesler. Öyle mi hala? Şimdi şuraya bir sesimi şey yapayım da bakayım sesim olacak mı? Şimdi oradan gelsin de o şükrü de intihac eden yokluk. Yokluk. Yok. Şükür nasıl yiyecek adam? Şükür nasıl yapacak? Bilmiyor ki. Bu nimet olduğunu nasıl bilecek yani? Açlık çekmemiş ki. Mızmız bir çocuk. Mesela en çok Avrupa'daki daha çok veya burada da öyle ama yani öyle büyümüş ki. Yokluk ne demek yani? Bilmiyor ki. Yok. Yok ne demek yani? Yok bilmiyor. Onun için zannediliyor ki çocuğun her istediğini yapmak çocuğa iyiliktir. Ya hayallerini yıkıyoruz yani. Hedef koyuyoruz. Ya hedef yok yani. Çünkü çocuğun her şeyi alınmış. Çocuğun her şey alınmış. Her şey istediği verilmiş yani. Çocuğa her şey verilmiş. Çocuğun bir hedefi yok ya artık. Yani bir bisiklet diye bir hedefi yok adamın. Ya. Evet. Ya da ayağı olmamak mesela abi. Ayağı evet. Olmayan insan şu anda mesela hangimiz ayak nimetinin farkındayız? Farkında olsak bile derece düşük yani. Ama evet. Ayağı sakat olan, ayağı olmayan, kesik olan birisi nasıl bilir yani? Böyle maddi şeylerde böyle olduğu gibi abi manevi nimetlerde de böyle. Bizim bir hocanın gayrimüslim arkadaşı varmış. Gayrimüslim arkadaşı Türkiye'ye gelince ezan sesini duymuş abi. Ezan sesini duyunca demiş, oh be özlemişim bu sesi demiş yani. Yani gayrimüslim ezan sesini. O bile zıttıyla biliyor yani. Ezansız yerde ezanın lezzetini gelince anladı yani. Manevi şeylerde de böyle. Risaleler mesela eskide böyle ne zor şartlar altında. Şimdi bolluk her tarafta biraz... Zıttı olmadığı için biraz şey azalmış gibi yani. Verilen kıymet azalabiliyor yani. Evet. Öyle olunca. Madem Fatıra Hakim insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz enva nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insanı teçhiz etmesi gösteriyor ki, elbette sıhhat ve afiyeti verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Burada üç tane şey saydı şimdi.
ihsas etmek, nimetlerini ihsas etmek, tattırmak, bir de şükre sevk etmek istiyormuş insanı Cenab-ı Hak. Bunları yapmak için bu sefer hastalıkları, dertleri verince de bunlara yöneliyormuş insan yani. İhsas ediyor nimeti, hissediyor insan nimeti, tadıyor, böyle şükre sevk ediyormuş bir de. Nasıl ki böyle eşeğini kaybeden bir insan mesela, bulunca nasıl sevinir? Halbuki eşek yine vardı, kaybetmeden önce vardı ama öyle sevinmiyordu eşeğin varlığına. Aynı onun gibi hastalık da öyle abi yani. Hastalık gelince, sıhhat gidince, tekrar hastalıktan şifa bulunca sıhhat lezzetli geliyor bu sefer. Halbuki önceden de sıhhat vardı. Niye lezzetli gelmiyordu? İşte kaybedip bulunca başka bir şey oluyor orada yani. İnsan hissediyor, ihsas ediyor Cenab-ı Hak. Bu sefer tadıyor o nimet. Hakikaten nimetmiş yani. Bir de şükre sevk etmek yani. Evet abi. Senden soruyorum. Bir şey mi diyecektiniz abi? Bu Fatih Hakim, ben onda bir tanım yapayım böyle, içimi bir doldurayım o. Evet. Fatih biraz şey yapar, değişir. Fatih Hakim ile meşgul olduğum için biraz, maddesiz, zamansız, zeminsiz, mukayesesiz, taklitsiz, nümunesiz, modelsiz, misalsız, muacelesiz, denenmemiş, bilinmemiş, düşünülmemiş, 12 sıfatıyla yaratan Allah demektir. İlk defa, hani tahayyülü küfür, küfür değil ya, tefekkürü küfür de değil, haşa, böyle bir insan modelini Allah nasıl hatırına geldi? Hani hasta, Allah hasta değil ki. Allah hasta değil, fakat hastalığı vermiş. Evet. Hastalığı nasıl veriyor? Sihati alıyor, tepene hastalık biniyor. Adimi bir şey yani. Yani mesela, sesim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor. Geliyor. Ha, şimdi, rahmetli Zırabi'ye sormuşlardı. Biz daha o zaman gençtik, 20 küsur yaşında vakıftık o zaman. Onun yanındaydım bize de. Adam geldi böyle alim, tarikattaşı. Hızır kardeş dedi öyle. Dört yolda şeyhti. Ya dedi bu dedi, cennette dedi bu esmalar nasıl olacak dedi azami derecede. Hastalık yok ki dedi, Allah'ın şafisi tecelli etsin diyor. Açlık yok ki diyor, Rezzak tecelli etsin. Hızır abi demişti ki, azami derecede şafi tecelli ettiği için hastalık olmayacak. Yoksa ademidir yani. Allah adeta hastalığı vermiyor. Ne yapıyor? Sihatı alıyor, tepene ötekisi biniyor. Yani peki sihat nedir cennette? Niye hasta olmayacağız? Devamlı şafi tecelli edeceği için. İşte Fatır Hakim korkunç bir isim ya. Yani anlatamam bak. Zamansız. Bak şimdi maddesiz. Zamansız. Mekansız. Taklitsiz, misalsız, modelsiz, denenmemiş, duyulmamış, düşünülmemiş, ilk ve son yapan. Yani bu insan modelini, yani şu paketin içerisine bu zıtları nasıl koymuş? Yani bu insan buna şaşırmıyor da kabre girmeye şaşırıyor yani. Bu bedene, bu sistem nasıl girmiş? Bu 18 bin alem zıtlar aynı yerde nasıl olur? Yani vefat edenin ahirete gitmesine şaşırıyor. Ya odunda iki zıt dumanla nuru nasıl koymuş? Aklım almıyor. İki zıt birbirini örtüyor, örtmüyor. Nur neredeyse, duman da orada. Nasıl yapmış? Nasıl bir model, nasıl bir yazılım kullanmış? Maddeyin Allah. Yani oduna nuru sokan Allah, 18 bin alemi buraya sıkıştıran Allah, kabirden sonrasını nasıl olacak diye endişe ediyor. Bu koyu nasıl bağlayacağız? Fatır Hakim'i koyu nasıl bağlayacağız? Bu anlatılan hepsi Fatır. Yani Fatır Hakim, insana her çeşit insan. Fatır, Fatır konuştum şimdi.
Hakim i çekiyor, a çekmiyor. Hiçbir yerde abes yok. Hepsi hikmet. Sonra ne yapmış? İnsana her çeşit ihsanını. Hangi çeşit? Dünyadayken ahireti. Allah'ı bile kendisini bile ihsas ettiriyor. Kendisini ya. İnsan hissetmesi, fikretmesi, zevk etmesi, maz etmesi çünkü varlık değil yani. İnsan gaybtan besleniliyor. Bunu şualarda söylüyor. Sözlerde söylüyor. Lemalarda, kaymette söylüyor. Diyor ki sana hayatı vererek ne verdi? Sana imanı vererek kendisini hissediyor. Çocuk anası Lemal gibi iman ile Allah emiliyor yani. Fikrediliyor, hissediliyor, mahsediliyor, zevk ediliyor. Ne dedi Fatih Hakim? İnsana her çeşit. Yani hastalık hastalığa bir gelişim güzellik gelmiyor. Gelmiyor. Mesela şu korona diyelim Fatır Hakim tarafına gelmiş. Fatır Hakim tarafından zalim beşerin eliyle geliyor. Evet, evet. Ama Fatır Hakim Allah müsaade etmese bir yaprak bile kımıldamaz değil mi hal bu? Kur'an'da ayet değil mi? Allah istemese yaprak kımıldamaz. Zalim beşerin eliyle geliyor. Nasıl geliyor? Gene geçen söyledim. Bugün de beni aradı. Ya bu hocam şey fazla şey yok tarikatta olduğu için. Ya hocam ne olacak falan. Hani sen söylüyordun. İnsanlık dibi çıktı. Bir de, şeyde vekil bu. İnsanlık çıktı, ahlak. Bu insan nasıl düzelecek? Sen demiyor muydun? Ben Bediüzzaman Hazretlerinden bir hadise yaratır. Ceviz semayı bulutlarla doldurduğu gibi bir anda boşaltır örneği verdim. Ama ispap aleminde böyle nasıl olur? Gördün mü bak şimdi? Bir koronayla el frenecek, takus koy bak. Bir sürü ihsanlar vardı ki biz bilmiyorduk. Bilmiyordun. Korona biliyoruz ya şu anda. Tabii mesela nefes almanın ne demek olduğunu, ondan sonra akrabalara sarılmanın, akrabayı ziyaret etmenin, iftarına gitmenin, camide teravih kılmanın say da say. Bak hastalıkla, evet bir şer gibi gözüküyor ama nasıl bir hazret oluyor yani, Hazreti Korona? Geçen Ahmet'e bir yanına gittik. Hangi Ahmet'i? Fatih Ahmet'le birlikte, Hafız Ahmet var ya. Hafız Ahmet, Fatih Ahmet'le elini tuttu ya, ben tuvalaştılar. Fatih Ahmet dedi, Allah Allah dedi, ilk defa bir sene, ilk defa birisine elini sıktı dedi. Bak, ilk defa, bir senede bin defa birisine elini sıktım ya. Yani o bile nimet oldu Hasan'a bak. Evet, devam et. İhsas etmek için, bu isimler şu. Arkadaşlar canlı yayında olanlarda bir paragrafın başında, bir cümlenin başında bir isim zikrediliyorsa ki burada Fatır Hakim, kitap elinizdeyse bak Fatır Hakim, ha bundan sonra anlatacağı bu merkezde izah edilecek demektir. Fatır Hakim her çeşit imanı vererek insanı Allah ile ahiretle besliyor. Şuraya bak. Ahirete iman etmek, ahirette sırf yaramıyor ki, dünyada yarıyor. Ne yapıyor? İnsan anlam kazanıyor ahirete iman ederek. İnsanın bekaya taalluk eden istekleri tatmin oluyor. İnsan dünyada helal haram kavramlarını oturtuyor vesaire vesaire. Bak dünyada onunla besleniyoruz. Yani işte Fatır Hakim insana her çeşit ihsanını, ihsas hissettirmek için, bilmek değil ha, hastalık bilmeyi değil, hissi aktif ediyor. Hastalığın merkezinde his var arkadaşlar. Olayların merkezinde fikir var, hastalıkta his var, akıl çalışmaz. Onun için kin, nefret, kızdığımız adamları hastanede veya hasta olduğumuz zaman hepsini laf ediyoruz. Bir tanesi yazmış. Mesaj, en son mesaj. Ama yoğun bakımda olduğu için konuşamamış. Bana geldi. Hasan hocama şunlar şunlara söyleyin, haklarını helal etsinler. Kıymetlerini bilemedik, bilmem ne yazmış. Evlatlarına diyor ki, siz kıymetini bilin. Ben çok yanlıştım olmadı işte. Kıymetini bilemedik diyor, dershanenin şunun bunun kıymetini bilemedik. Aman siz olun. Bu yoğun bakımı yazmış yani telefonuna. En son mesaj oymuş. Ondan sonra bugün gönderdiler ailesi. Biz diyor dershanelerin risalenin kıymetini bilemedik. Dost yani. Namaz kılıyordu. Normal milli görüş camiasında bir kardeşimiz. Ya kardeşim
Peki fişine kadar yok muydu kafası? Vardı. Ne oldu hastalık? Hastalık fikri değil arkadaşlar. Hissi aktif ediyor. His. His nerede? Vicdaniyat. Evet. Çok girdim, kusura bakma. Güzel oldu. Senden soruyorum, bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı, sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimet-i ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefaate sarf ederdin. Burada da sizin dediğiniz şeye geldi şimdi abi. Evet. Hastalıkta his. Bu. His ön plan. Bir alta düşürdü. Belki hissetmen şöyle dursun diyor. Fikir bile yapmayacaktın diyor. Fikir aşağıda. Düşünmeyecektin bile. Yani bırak hissi diyor. Düşünme bile düşünmeyecektin yani. Evet. Anladın mı? Hastalıkta merkez his. Hissin yeri neresiydi? Vicdan. Vicdan. Evet. Hastalık direkt vicdanı oynatıyor. Evet. Yaptığı vicdansızlıkları, yaptığı yanlışlıkları. Peki vicdan nedir? Haşir meydanının küçük bir nüminesi, şu alem-i şehadette bize konmuş. Vicdan eşittir, haşir meydanındaki o onun küçük bir provası, nüminesi. Orada karşılaşacağımız, niye yaptın, niye yapmadın, niye dedin, niye demedin, şimdi vicdan sana diyor. Yani, ya Rabbi biz bilmiyorduk, vicdan sana hatırlatıyordu. Haşirde sana ne soracaklar haşirde? Vicdan sana soruyor. Biraz böyle vicdanını dinle, ne yaptığını biliyor. Ben mesela bugün ne hatalar yaptığımı vicdanım söyler. İşte hissettiriyor, hastalık hissi, his vicdanı. Vicdan haşir meydanındaki, oradaki yaşanacak hali önceden bize hissettiriyor. Onun için hakkını helal et diyorsun. Hani kızmıştın öbür türlü, kapadığı kürlan beylilik yapıyordun, gurur, kibir. Ben onunla konuşmam, bana selam verilir. Ne hali, hakkı falan. Hani ne oldu? Elfine çek, takus koy. Yaz Hasan hocam, bilemedi konu. Şimdi ah fırsatım olsa da konuşsam, konuşma şansım da bitti. Ancak herhalde en son yazım bu olacaktır diye yazdı. Ne oldu şimdi? Yani ona derken kendime diyorum, ne oldu şimdi? Laz demiş ya. Hastayım dedi, kimse inanmamış. Hastayım, inanmamış. Yastığın altına koymuş. Hastayım dedim, inanmadınız. Hastayım dedim, inanmadınız. Ne oldu şimdi? Öldükten sonra bakıyorlar, hakikaten ne oldu şimdi? Bak ben haklıydım. Hastayım dedim ama inanmadım. Bak öldü. Haklı olsan ne olur, öldün gitti. Evet, devam et. Belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sıhhati gaflete, belki sefaate sarf ederdin. Allah Allah. Orada bir şuur kelimesi geçti şimdi abi. Evet ya, peki ya. Hastalık olmadığı zaman belki de şöyle, şuursuz, şuur olmayacaktı, şuurun olmayacaktı. Hastalık demek şuuru hareketlendiriyor. O sıhhati gaflete, belki sefaate sarf ederdin. Burada şimdi o zaman hastalık şuur veriyormuş insana yani. Şuur. Ubudiyet farkındalığı veriyor. Allah Allah. İşte yani hissediyor acizliğini, Allah'a abd ve asker olduğunu, bir ihtar var burada. Şuur getiriyor hastalık beraberinde. Şuur neyle ilgili? Buradan Risale'den bir iki açılım olur inşallah abi. Şuurla ilgili. Şuuru anlarsak, çünkü şuur veriyor. Hastalık ne getirdiğini anlamış oluyoruz yani. Şuuru bilirsek. Hangisinden başlayayım? Şuurdan başlayayım. Sözler 506'da bir cümle var. Şeyden, hayatsız bir cisimden, büyük bir dağdan bahsederken şunu söylüyor. Ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun, ne şuuru var ki taalluk etsin. Diye bir ifade. Şimdi bu sayfa kaç? Bu sözler 506 abi. Ha, bir dokun mısın abi? Ne hayatı var ki, hayatsız bir cisimden bahsediyor. Hı-hı. Ne hayatı var ki hayat ile alakadar olsun. Hayat alaka vesilesiymiş. Alaka kuruyor, alakadar. Hı-hı. Ne şuuru var ki taalluk etsin. Taalluk. Bir de taalluk kelimesi geçti burada. Şuurun işi, şuurun şeni neymiş? Taallukmuş demek ki. Yaptığı işi bilirsek, vazifeyi bilirsek, o kendisi hakkında bir fikir verebilir bize. Taalluk ne demek? Şuur, taalluk ediyor. Alakalanış, yani hedefle bağ kurma, bir şeyle bağ kurma yaptırıyor şuur. Hedefe bağ kurduruyor. Yani hayattan maksut olan gayeye bağ kurmak.
Şuur bunu yapıyor. Allah Allah. He abi, hastalık, hastalıkla beraber şuur geliyordu insana. Bu sefer hayatının bir gayesi. Hastalık o zaman şuurlandırarak bunu yapıyor işte. Yani hayatına gaye yüklüyor hastalık. Taalluk. Bir yere şey attım sanki böyle ip attın, tutundun oraya. Hedef belirliyor şuur. Bir gaye yüklemesi var. Burada da tersinde şuursuz o sırada gaflete belki sefaate sarf ederdin. Gaye gidince bu oluyor bu sefer. Sefaate sarf etmek. Bu birinci şeydi. Bir gaye yüklenmiş oluyor şuurla beraber, hastalıkla. Bir de şeye baktım abi. İslam Prensipleri Ansiklopedisi'nde şeyden bahsediyor. Şuurla şeairin aynı kökten olduğundan bahsediyor. Aynı köktenmiş bunlar. Şuuru anlamak adına bu Kastamonu 55'te de şeairle ilgili bir cümle var. Ehli dalaletin şeyden bahsediyor. Ehli dalaletin anane ile gelen hissiyat-ı mütevariseyi yandırdığından bahsediyor. Yani o geçmişten gelen o şairle ne oluyormuş demek? His aktarımı, his alımı oluyormuş. İşte ecdadın, sahabenin, peygamberin hissiyatı şairle aktarılıyor. İslami sembollerle aktarılıyor bunlar. Yani şeairle beraber insanda bir his patlaması oluyor. Hisleri açığa çıkarıyor şeair. Şuurda, şuuru anlamak içindi bu. Şuur da aynı şeyi yapıyor yani. Hisler hareketleniyor. Az önce dediniz ya abi, his, hastalıkta his, fikir değil. Şuuru şey yaparak aslında hisleri, alıcıları açıyor insanın. O yüzden zaten işte hasta olduğu zaman insan işte Kur'an okunur veya sohbet edilir, risale okunur, ders okunur. Duygusallaşır, ağlar ama hastalık yokken yoktu o hal. Bu sefer hisler aktif oldu yani. O şuur da onu açıyormuş yani. O hisleri hareketlendiriyor. Ulvi hissiyat veriyor yani insana. Şuurun bir şeyi de... Şöyle olur mu? Hastalık hissi uyandırdı. Evet. His şuuru aktif etti. Evet. Zaten şuur vicdandaki hislerin bütünlüğüdür. Hmm. Bir tanesi değil ki. Nihayetinde sonsuz his var. Onların bütünlüğü. His uyanınca ne oldu? Şuuru aktif etti. Şuur ne yaptı? Hakikatına bağladı seni. Evet. Akıl devredişi olduğu için daha önce yaptığın planlar ve hesaplı dostluklar, gereksiz düşmanlıklar, gereksiz küsmeler, lüzumsuz adaletler, nefretler, eleştiriler, gıybetler, lüzumsuz konuşmalar hepsini devre dışı yapıyor şuur. Hakikat değilmiş yani diyor. Ya. Bak bir daha. Hastalık fikri değil hissi aktif eder. His vicdanı aktır. Vicdan da irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Bu dördünün cemi vicdandır. O his, nihayetsiz his var. O hislerin uyanması nispetinde vicdanda, o hislerin uyanıp bütünleşmesi şuur. Sen de söyledin. Şuur da hakikatine bağlıyor. Hakikat, hakaike şeysari esmana. Ne yapıyor? Hastalığın sonucu hakikat. Her şeyi biz akla bağladık. Fikir. Fikir aldatıyor be kardeşim. Mesela his, haklı da yoksan hakkında vazgeçiyorsun. Mesela diyorum ya ben, ama anlamıyorlar tabii, tenkit ettiklerini biliyor. Evde adalet yoktur, hak yoktur diyorum. Ya nasıl olur ya? Evde af var, lütuf var, ihsan var, alttan almak var, anlayış var, biraz feraset var, dirayet var, basiret var. Hakkından vazgeçeceksin ya. Haklı mı olmak istiyorsun, mutlu mu olmak istiyorsun? Yani o zaman nedir? Şuur bu. Fikri eve hakim yapmayacaksın. Fikir yapmayacaksın. Ne yapacaksın? His. His vicdandır. His şuurdur. Şuura götürür seni. Evin cennet olur. Ama fikri karıştırdın mı ev cehennem oluyor. İnsana dön.
Hastalık yok. Hiç uyanmıyor. Hep fikir. Vehim bir tarafta, vesvese bir tarafta, bilmem ne tarafta. Oho, onunla kavga, bununla cidalleş, ona inatlaş, ona bilmem laf yetiştir. Ya insan duman olur ya fikir. İyi ki his var. His fikri devre dışı yapıyor. Koyuyor kenara, bırak lan o şeyleri. Hani geçici şeyleri, lüzumsuz, anlamsız şeyleri. His af yapıyor, lütuf yapıyor. Çünkü his diyor ki, sen diyor bunu affet. Niye? Afa ihtiyacın var senin. Ben size bir şey söyleyeyim. Zannediyor ki alttan almak, affetmek, görmemek, duymamak küçüklük alameti zannediyor. Tam tersine büyüklük emaresi. Büyük adamların işidir bunlar. Bunlar büyük adamlar, büyük olmanın özelliğidir. Baba ve anne olmanın özelliğidir. Niye anne babadan daha çok kıymetli oluyor? Daha affediyor. Daha çok şefkat ediyor. Daha anne hakkından vazgeçiyor. Onun için annedir. Baba, sen diyor. Sen. Anne öyle değil ya. Genelde herkes annesini sever. Niye anneyi sever? Yani ben zaten, ustad da öyle diyor. Hayatımın diyor yarısı var. Yarısı gitti diyor. Vefat edince yıkıldı diyor. Ben 3 ay leyli neyim ya. Ben bunların nereye gittiğini kısmen hissettiğim bildiğim halde. Hani annem gidince ne ayağım tuttu, ne şeyim tuttu, bir garip oldum ya. Babam gidince arkamdaki dağ gitti. Annem gidince sanki hayatımın lezzeti tuzu gitti yani. Hiçbir anlamı kalmamış gibi. Tamam canım bitti ondan sonra. Vesaire. Niye bunları örnek veriyorum? Ya anne hakkında vazgeçmenin, fedakarlığın sembolü olduğu için büyüktür. Adalet ehli olsaydı sokaktaki adam gibi olurdu. İşte hastalık, hakkın zannettiğin şeyleri, hakkın olmadığını sana söylüyor. Neye hak ben? Ben siyahlı olmak bugün hakkım mıydı? Hakkım mıydı ya? Ben bu dünyaya gelmekle hakkım mı vardı? Neyi hak ettim ki? Ben ne hak etmiştim ki? Hep ihsan, hep lütuf, hep Allah beni affetti. Kusur yaptım, ceza vermedi. Her verseydi bugün bunları konuşamazsın ki ya. Allah ya. Ya nasıl bir Allah? Onu da bilmiyorum yani. Yani ne kadar bu kadar güzel bir Allah, bu kadar affedici, bu kadar yutuyor, iyi bir şey yapmıyor. Ya ne bileyim ya. Bu kadar insanların günahını biliyor an ve an. Yani nerede oluyor biliyor musun bu hadiseler? Ben size bir şey söyleyeyim. Buzda buzu işte bıçakla kazısan, şey yapsan, boyasan, çukur yapsan, tümsek yapsan, buz. Buzda yaptığın muamele suda yapıyorsun. Sudur o. İşte bu kainat, kafir, mümin, sebat, günah, hep Esma-i Hüsna'ların donmuş hali, donmuş olan sistemin içinde. Yani güneş, bir de mevcudat orası. Allah ve mevcudat öyle yok. Allah mevcudatın dışında güneş gibi, mevcudat da dünyadaki gibi. Öyle bir şey yok yani, öyle bir haşa. Bu nedir bu? Günahla, sevapla, kadınla, erkekle, yıldızlarla, Cebrail, cennet, cehennem hepsi nedir? Hepsi Esma'nın cil ve cemal nakış sanatında oluyor. Yani buzda yapılan olay suda oluyor. Suda olan H2O'da oluyor. H2O'da maddeye hayat, aynı hayat, hayatın zatları cevherine Esma'da oluyor. Yani Allah'lık hakikatin cadde cevheran ediyor bunlar. Hep onun içindeyiz yani. Biz ve o öyle bir şey yok. Onun için şah damarından daha yakın. Ne demek? Su buza şah damarından daha yakındır. Yani su donmuş, buz olmuş. Esma donmuş, biz olmuşuz yani. Hep bunlar hep orada oluyor. Donmuş yani böyle. Esma, cil ve cemal nakış sanat demek donmuş buz olmuş işte. Buzla çukur yapıyoruz, tümsek yapıyoruz, buzu alıyoruz, bina yapıyoruz, buz yani. Sudur kardeş. Ne yaparsa yap. Suda oluyor bunlar. Hep Esma-i Hüsna'da oluyoruz. Ahiret nerede? Buzun neresinde su varsa, su buzun neresindeyse ahirette, dünyanın orasındadır. O kadar. Yani bunları hep bize
Allah farklı yöntemlerle farklı yerleri anlamlandırıyor. Fikirle alemi şehadeti, hislerle de alemi ahireti üstünü açıyor. Vicdaniyat ahirettir, haşir meydanıdır. Hastalıkla vicdaniyatımızı, dolayısıyla hak, hukuk, hemen hasta olunca aman bana bak, Mehmet sana vasiyet ediyorum ha, onun hakkını ver ha, Latifoğlu. Onu oraya ver ha, onu bilmem şey yap ha. Niye diyorsun bunu? Vicdaniyat, vicdan oldu. Vicdan demek, ahiret demektir. İşte dünya hayatını tanzim eden fikirlerdir. Ahireti bu alemimizde yaşatan vicdaniyattır. Hastalık da onun en müessir sebeplerindendir. Hastalık olmasa, bak, innema eşya'u tuğrefu bezdadiha. Yani nedir o? Ahiret yoksa dünyanın anlamı mı var? Fanilik yok. Baki de bilinmez. Ha, cennette idadım aleyhisselam. Evet, iyi ki Risale var. Diyorsunuz ki, niye öpüyoruz? Ya, his. Meğer his ahiretin cinsinden. His dünya cinsinden kalem midir? His su mudur? His ekmek midir? His nedir? Mahluktur, vücud haricisi var. Nedir ama? Alem-i şehadette alem-i gaybın malzemesidir. Alem-i şehadette onu kullanıyoruz. Buralı değil. Burada ama buralı değil. His burada ama buralı değil. Ötelerin şeyidir. Kalem buralıdır. His buralı değil kardeşim. Burada kullanıyoruz onu. His nerendeyse ahiret de orandadır. His buralı değil ki. Şuur neyse esmaudur. Hislerin bütünsel halidir. Hisler bütünsel, hakikatine bağladın mı sende ortaya çıkan şuurdur. Nedir? Eşyaya bağlılığın, yani şey, esmaya bağlılığın. Ne kadar Allah ile alakan varsa o kadar şuurlusun. Bunları hep böyle hastalık, musibetler, dertler yapıyor daha çok. Hazreti Ali'nin dediği gibi sihat, servet çoğunlukla insanları batırmış. Hastalık ve fakirlik insanların ekseriyeti yukarıya çıkarmış. Ya. Mesela bugün Hüsnü abi değil mi? İlk gecesi toprakta. Orada mı ya? Ustad diyor kendi, eskimiş cesedini toprağa bırakmış, çekip gitmiş adam. Hadi ben de revallah, ben bu kadar yaptım dedi. Öyle diyor, eskimiş yuvasından uçmaktır diyor. Eskidi de artık yani. Artık belimizi tutamıyoruz. Burnumuz akıyor, en var çekip şey yapıyor. Eskimiş yuvasından, eskimiş yuvasını kabri bırakıp diyor, alemi gayba diyor seyahat ediyor. Geçti, arkadaşlarına kavuştu. Yani orada ne işi var şimdi? Haşa, kafirin de orada işi yok, Müslümanın da orada işi yok. Kafir dibe, Müslüman yukarılarda. Geçti gitti. Ya kardeşim, his buralı değil ki. Burada kullanıyoruz. İman nereli haşa? Ahiretli bile değil iman. İman zatının nurudur. İyi ki Müslümanız, iyi ki Risale-i Nur talebesiyiz, iyi ki böyle dersler var. Ha bu dersler olmasa nasıl neyle tutunacaksın ya? Nerede bu şey olacak ya? His bütünselliği, şuurdur. His alem-i şehadet cinsinden değil ama alem-i şehadette kullanıyorsun. Böyle dersler mi var ya? Risale-i Nur ya bu. Risale-i Nur ya. Başka yok. Bilmiyorum ya. Evet, herhalde canlı yayında olan arkadaşların bir şeyleri var mı? Bak o sen sorularına cevap ver. Ondan sonra oturumu kapatırız. Yarın da gene doktor sende. 8. deva da sende. Tamam. Doktorluk mühendisliği artık böyle. Var mı canlı yayında olan kardeşler doktora diyeceği veya sahip veya noktaya nazarınız yoksa kapatırız. Abi ben bir şey söylemek istiyorum. Doktor abinin sesi aynı Ceylan abinin sesine benziyor. Ben onun bir şeyini dinlemiştim de onu zannediyorum Said Özdemir abi herhalde şey yapmış, kaydetmiş de. Üstad maşallah diye söylüyor ya. Ceylan abi okuyor.
Doktor abinin sesi de aynı onun sesine, Ceylan abinin sesine benziyor yani. Hakikaten dinlerken sanki onu dinliyormuşum. Sırf o değil, ben de öyle zannediyorum. Evet, Ceylan abiye benziyorsun sesi. Evet. Düz okuduğun zaman hele, Ceylan abi. Evet. Biraz şeyi de benziyor, masumiyeti de. Tabii tanımadım abiyi de. İnşallah tanışırız bir gün. Peki abi, selamun aleyküm. İnşallah. Aleyküm selam abi. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Peki. Selamun aleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam abi. Allah razı olsun. Aleyküm selam abi. Allah razı olsun. Aleyküm selam abi. Allah razı olsun.